Günün yorumundan herkese merhaba. Sevgili izleyiciler, bugün Millet İttifakı'nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayını sizinle konuşmak istiyorum. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasaya rağmen, kanunlara rağmen, demokratik teamüllere rağmen aday olursa ki olacak gibi görünüyor. Karşısına çıkabilecek adayı insanlar merak ediyor, adayı tartışıyorlar. Bunun üzerine fikir yürüten İnsanların sayısı çok fazla ama en fazla da herhalde AKP'liler bu konuyu merak ediyorlar. Bir an önce yıpratabilmek için, bir an önce gerekli tedbirleri alabilmek için Millet İttifakı'nın ya da hangi ittifakla seçime girilecekse, çünkü Millet İttifakı dışında bir üçüncü ittifaktan da söz ediliyor artık, Erdoğan karşısına çıkacak aday ya da adayların kimliğini en fazla AKP'liler merak ediyor. Millet İttifakı'nın doğal lideri şu anda Kemal Kılıçdaroğlu gibi görünüyor. Ama bilhassa muhafazakar camiayı yakından takip eden akademisyenler, yazarlar, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanmanın neredeyse imkansıza yakın olduğunu düşünüyorlar. Ben bu noktada biraz farklı yaklaşıyorum, farklı düşünüyorum ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında iyi bir aday olabileceğini, Erdoğan'ı yenebilecek bir aday olduğunu düşünüyorum. Bu tezimi müsaadenizle sizlerle paylaşmak ve tezlerimi dayandırdığım argümanları aktarmak istiyorum. Birincisi, şunu teslim etmek lazım ki Kılıçdaroğlu aday olmasın diyen insanların bile büyük bir kısmı şunu teslim ediyorlar. Evet, Kılıçdaroğlu aslında bu adaylığı hak ediyor. Bugün şayet Erdoğan'ı yenecek bir ittifaktan, bir karşı oluşumdan söz ediyorsak bu oluşumun mimarı Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu da teslim ediyor insanlar. Çünkü İyi Parti'yi meclise taşımaktan tutun, yerel seçimlerde büyük şehirleri, İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı kazanabilecek bir eş güdümü sağlayan, bir muhalefet koordinasyonunu sağlayan lider aslında Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ile ilgili yapılan iki tane önemli eleştiri var. O iki tane önemli eleştirinin de aslında iyi bir stratejiyle ben negatif değil de pozitif etki yapacağını düşünüyorum. O iki eleştirine bir tanesi, Kılıçdaroğlu karizmatik bir lider değil. Zaten Türkiye karizmatik lider yorgunu değil mi? Zaten karizmatik liderlere güvene güvene, ki Erdoğan bunun başında geliyor, 20 yılını Türkiye heba etmedi mi? Artık biraz dinlenmeye, biraz sükunete, biraz bağırmayan bir siyasete ihtiyacı yok mu? O zaman Erdoğan'ın en iyi bildiği oyun olan gerilim, bağırışma, yüksek sesli siyaseti yapmanın bir anlamı var mı? Bu Erdoğan'ın isteyebileceği bir şey olmaz mı sizce de? Yani Erdoğan bildiği oyunu oynamak istiyor. Bildiği oyun nedir? Yüksek sesli, yüksek volümlü, bağıra bağıra ve gerilim üzerine kurulu bir siyaset oyunu. Kemal Kılıçdaroğlu evet bu oyunu iyi oynamıyor. Fıtraten de buna müsait değil ve oynamaması da gerekiyor bence. Yani Erdoğan'la karizma yarıştırmak biraz kolay değil. Çünkü artık Erdoğan bir anlamda o yapay karizmayı içselleştirmiş durumda. Normal bir olayı anlatırken bile, neredeyse yani fıkra bile anlatsa, yüksek sesle, vurgularla, bağıra çağıra anlatıyor. O zaman Erdoğan'ın iyi olduğu alanda oyunu kabul etmek, iyi olduğu şekilde, iyi olduğu biçimde oyunu oynamak doğru bir strateji olmayacaktır diye düşünüyorum. Onun için her halükarda karizmatik bir lider yerine, çünkü karizma yorgunu bir toplumuz biz, karşısında sükuneti öne çıkaran ve ülkeyi bir dinginliğe, bir sükunete götüreceğini vaat eden ve bunu haliyle de gösteren bir lidere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. İkinci eleştiri ya da ikinci tespit diyelim, eleştiri değil elbette bu, insanlar kimliğinden dolayı eleştirilemez. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimliği, yani bir Alevi, Kürt, Dersimli, Tuncelili bir kişi olması, böyle bir aileden gelmiş olması Kemal Kılıçdaroğlu'nun dezavantajı gibi görünüyor. Öyle izah ediliyor. Hatta bir kısım Alevi akademisyenler, Alevi yazarlar, aydınlar bile Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçilemez düşüncesini dile getiriyorlar. Bu bir real politik olarak elbette ki dile getiriliyor. Çünkü herkes kabul ediyor, ben de kabul ediyorum ki İki aşamalı bir problemle karşı karşıyayız. Birincisi kazanmak, ikincisi kazandıktan sonra yönetmek. Ama yönetmek için önce kazanmak gerekiyor. Kazanamadıktan sonra yönetimle ilgili, yönetsel faaliyetlerle ilgili konuşmanın çok da bir anlamı yok. Onu ben de kabul ediyorum. Ama bir taraftan da herkesin
Kemal Kılıçdaroğlu aday olmaz, olmamalı diyenlerin de teslim ettiği şeyi de burada tespit edelim. Savaş Genç Hoca başta olmak üzere muhafazakar camiayı çok yakından takip eden yazarlar, akademisyenler, gazeteciler neredeyse sözleşmiş bir biçimde Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa muhafazakar camiadan oy almak zor olur diyorlar. Bu kimliğinden dolayı, bu kişisel background'undan dolayı. Peki bir de şöyle bir gerçek var. Aslında seçimin sonucunu evet AKP'den kopan seçmenler belirleyecek ama onlardan daha önemli bir kitle seçimin sonucuna büyükşehir belediyelerinde en fazla etki eden kitle HDP seçmeni. Bu HDP seçmenin içerisinde de önemli bir oranda yani neredeyse tamamı Kürt seçmen, solcu liberal aydınlar, solcu liberal kesimlerin destekleriyle birlikte ama ana omurga Kürt seçmen ve elbette ki bunlara eşlik eden Kürt Alevi seçmenler HDP'nin önemli tabanı. HDP şayet seçimin sonucunu büyükşehir daha doğrusu yerel seçimlerde olduğu gibi belirleyecekse o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kişisel background'u, kişisel durumu negatif değil, pozitif etki de yapabilir. Dezavantaj değil, avantaja da dönüşebilir diye düşünüyorum ben. İkincisi, seçimi kazanmak için karizmatik liderin gereksizliğine inanıyorum. Onu biraz önce söyledim. İkinci bir şey de bence Erdoğan'ın, çünkü Türkiye bir karizma yorgunu, ikincisi de tek adam yorgunu, tek adamlığın sürüklediği bir ekonomik kriz, tek adamlığın sürüklediği bir siyasi kriz, tek adamlığın sürüklediği bir dış politika krizini ya bir yönetilememe kriziyle karşı karşıyayız. O zaman Erdoğan'ın karşısına tek adam dikmek yerine Erdoğan'ın karşısına bir ekip koymak lazım. Karizmatik lider tek adam yerine daha sükuneti öne çıkaran, daha ülkeye dinginlik vaat eden ve ekiple çalışmayı, ekiple ülkeyi yönetmeyi vaat eden bir liderlik öneriyorum ben ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği de aslında bu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu muhalefeti belki yakın siyasi tarihimizde ilk defa bir araya getirdi ve bir çatı oluşturdu. 6 muhalif lider, 6 muhalefet partisi şu anda birlikte eşgüdüm halinde hareket edebiliyorlar. İşte önümüzdeki günlerde 28 Şubat'ta bu birlikteliği artık resmen çerçevelerini de net bir biçimde çizecek şekilde ilan edecekler. Bir ekip olarak seçmenin karşısına çıkıp biz bir ekip olarak yöneteceğiz. Karizmayı da bir kenara bıraktık. Tek adamlığı da reddediyoruz ve bir ekip olarak sizin karşınızdayız dediklerinde ben seçimin kazanılabileceğini düşünüyorum. Onun için hani birinci şey, step birinci aşama kazanmak. Kazanma için de bence Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafında örgülenmiş iyi bir ekip, şimdiden kimin hangi işi yapacağını insanlara deklare edilen, kimin hangi konumu, hangi yönetim parçasını ele alıp o inisiyatifi götüreceğini şimdiden açıklanmış bir ekip çalışmasının ben halkı ikna edebileceğini, seçmeni ikna edebileceğini düşünüyorum. İkinci aşamaya geçelim. Erdoğan'ın karşısına karizmatik bir lider koyduklarını düşünelim, konulduğunu düşünelim. Bu karizmatik lider seçimden sonra Erdoğan'a tahsis edilmiş yetkileri eline aldığı zaman bir ekip çalışmasına razı olacak mı? O ekip çalışması içerisinde yer alabilecek mi? Bir ekip yönetimi sergileyebilecek mi? Mesela Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu bu kadar geniş yetkili bir başkan olduktan sonra bu yetkileri gönül rahatlığıyla devredecek mi? Gönül rahatlığıyla paylaşacak mı? Çünkü devretmeden önce bir de paylaşım süreci var. Yani evet o yetkiler başkanda olsa bile fiilen başkan o yetkileri diyelim ki hazine ve maliyeden sorumlu bakanı güçlendirilmiş bir biçimde ortaya çıkardıklarında o hazine ve maliyeden sorumlu bakan aslında başkandan belki daha etkili bir konuma bile yükselebilir Türkiye'nin ekonomik durumundan dolayı. Ya da çok güçlü bir başkan yardımcısıyla birlikte çalışmayı kabul edecek midir? Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın ismi geçiyor. Ben Mansur Yavaş'ın biraz daha o portreye uygun, biraz daha hani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediğimiz pek çok olumlu şeyi Mansur Yavaş için de söyleyebiliriz. Ama Ekrem İmamoğlu bir ekip çalışması yapabilecek. Hele bu ekibin içinde işte Meral Akşener başkan yardımcısı olduğunu düşünün. Ali Babacan'ın hazine ve maliyeden sorumlu ekonomi bakanı olduğunu düşünün.
Böyle bir ekibi gerçekten sevk ve idare edebilir mi? Gerçekten yetkilerini onlarla paylaşabilir mi? Ben o konuda çok ciddi endişeler taşıyorum. O konuda ciddi soru işaretleri var benim kafamda. Çünkü Ekrem İmamoğlu da evet daha karizmatik bir lider ama Erdoğan'a daha fazla benzeyen bir lider. Zaten hani hemşerilik yakın coğrafyanın insanı olmaktan kaynaklanan bir kısım refleksleri de var. Seçim sürecinde de seçimden sonraki bir kısım şeylerde de yer yer öfkesine hakim olamadığı, yer yer ters hareketler yaptığı, karşılaştığı provokatif de diyebiliriz biz buna. Bir kısım eleştiriler karşısında sokak röportajlarında ya da esnaf ziyaretlerinde yer yer ters böyle Erdoğan'a yakın refleksler verdiğini de göz ardı edemeyiz. O zaman karşı ülkeyi yönetmek için yani seçimden sonra şayet Millet İttifakı kazanırsa bizim bir uzlaşmacı lidere ihtiyacımız var. İki, kariyer planlarının sonuna gelmiş bir lidere ihtiyacımız var. Çünkü kariyer planlarının daha başında olan bir lider, bir cumhurbaşkanı, bir başkan atacağı birçok adımda kişisel hesaplarını da, kişisel kariyer planlarını da gözetmek zorunda kalacaktır. Yani insan dediğimiz varlıktan bahsediyorsak bu kaçınılmaz bir şey. 2 kere 2 4 eder. Yani Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıp cumhurbaşkanı olabilir mi? Olabilir. Bu da benim yadsıdığım ve tamamen ötekileştirdiğim, ötelediğim bir alternatif değil. Ama ondan sonra paylaşımcı bir lider haline gelebilir mi? Koordinatör bir lider haline gelebilir mi? Ülkeyi bir ekip çalışması içerisinde yönetmeyi kabul edebilir mi? Bugün kabul eder de o gün yetkiler eline geçtikten sonra asıl imtihan başlayacak. Ya da parlamentonun güçlendirilmesini, yetkilerinin azaltılmasını ne ölçüde kabul edecek? Bunlar bence hepsi ciddi soru işaretleri. Onun için kişisel hesaplarının, kişisel kariyer planlarının sonuna gelmiş bir liderin cumhurbaşkanı olması ve bugüne kadar da bu eşgüdümü sağlamış bir kişi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence hem kazanmak hem de kazandıktan sonraki yönetme aşamasında daha doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Elbette ki bir kısım insanlar Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olmasın derken şöyle bir tezi de ortaya atıyorlar. Şayet bunlar aday olurlarsa ve seçim kaybedilirse İstanbul'u kaybetmiş oluruz, Ankara'yı kaybetmiş oluruz. Kusura bakmayın ama Türkiye'yi kaybettikten sonra Erdoğan'a yeniden bir cumhurbaşkanlığı, başkanlık şeyini sunduktan sonra İstanbul'u zaten size bırakmayacaktır Erdoğan, Ankara'yı da bırakmayacaktır. Zaten şu anda da belediye başkanları yetkileri budanmış, aldıkları kredilerin altına imza atılmamış, pek çok yatırımları engellenmiş, pek çok yetkisi merkezi hükümete taşınmış bir biçimde neredeyse topal ördeğe çevrilmeye çalışılıyor. Şayet 2023'te Erdoğan kazanırsa emin olabilirsiniz, belediyelerin sizde olmasının hiçbir anlamı olmayacak. Evet, Türkiye tuhaf bir ülke. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın diyen insanların bile önemli bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu aslında bu seçimi hak ediyor, aday olmayı hak ediyor. Hatta bu ülkeyi yönetmeyi hak ediyor. Seçimden sonra eşgüdüm halinde ve kendisini öne çıkarmadan koalisyonu öne çıkararak, ortak aklı öne çıkararak ülkeyi yönetebilecek neredeyse tek aday ya da birkaç isimden bir tanesi diye herkes bu hakkı teslim ediyor. Ama sonra dönüp diyor ki real politik düşünelim Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanamaz. Bir şekilde seçimden sonrasına ışınlanabilsek Kemal Kılıçdaroğlu'nu neredeyse hepsi kabul ediyor. Ama seçim dediğimiz, sandık dediğimiz süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun dezavantajları var deniyor. O dezavantajların başında da kişisel geçmişi, kişisel background'u, kimliği, Kürt kimliği, Alevi kimliği dezavantaj olarak söyleniyor. Bu da ülke adına aslında yaşayabileceğimiz en kötü yıkımlardan bir tanesi. En kötü karşılaşabileceğimiz, bir ülkenin karşılaşabileceği en kötü durumlardan bir tanesi. Yani adamın yapabilirliğine, donanımına, eş güdümüne, liderlik kapasitesine bakmadan ama o Alevi, ama o Kürt, ama o muhafazakar, ama o dindar deyip işleri buna göre teslim etmeye başlamış bir ülkenin zaten ayağa kalkması çok zor. Belki bu seçim bu ön yargıları yıkmak için de bir fırsat olamaz mı? Ne dersiniz?
Bence bu konudaki görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok daha hızlı bir biçimde ulaşabilirim. Tekrar görüşmek üzere.